Ali Şeratı devrimci, İslamcı gibi görünür ama bir hadis inkarcısıdır. Hadis inkarcısıdır. İyi bir hadis inkarcısıdır. Bakın iyi bir hadis inkarcısıdır. Ama ne yazık ki Ali Şerat'ın eserleri de bizim ülkemize çevrilerekten ülkemizde okunur hale gelir. Hatta Refah Partisi'nin büyük bir kesimi Ali Şerati'yi savunur, iyi mi? Aynı şekilde şu anda, bu isim vermekten korkmam, çekinmem, AK Parti'nin içinde de Ali Şeriatı'yı savunanlar var mıdır? Evet. Bu Fazlur Rahmancılar AK Parti'nin içinde de var mıdır? Evet. Bunlar Refah Partisi'nin içinde de vardı siyasi görüş olarak. Bunlar devşirilerekten devam ediyorlar. Yani bu çizgi devam ediyor. Mesela Ali Şeriatıcılarla fazla rahmancıların bir yerde birleşmesi mümkün değildir. Ama işte Refah Partisi'nin bünyesinde bunlar bir yerde birleşmişlerdir. Ondan sonra o bünye budanaraktan, değiştirilerekten AK Parti'nin içindedir şimdi. AK Parti'nin içinde de hadis inkarcıları var mıdır? Evet. Kur'an'ı yeniden yorumlayalım, yeniden değiştirelim diyenler var mıdır? Evet. AK Parti'nin içerisinde de normalde mezheplere düşman olanlar var mıdır? Evet. Bakın ben açık açık konuşuyorum. AK Parti'nin içinde de ehli sufiye düşman olanlar var mıdır? Gerçek manada ehli sufiye. Evet. Bu böyle devam eder. Bunları da açık açık konuşan hiç kimse olmaz. Kimisi korkar, çekinir. Kimisi devletten veya belediyelerden nemalandığı için konuşamaz. Hamdolsun hiçbir yerden nemalanmamız yok. Allah'tan başka da korkumuz yok.